Ailenizin eğitim ve eğlence kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup oynatma listesinden istediğiniz ders ve içeriklere ulaşabilirsiniz. Mustafa Kemal İnşam'da kurduğu cemiyetin adı nedir? A. Vatan ve Hürriyet. B. Hürriyet ve İtilaf. C. İttihat ve Terakki. D. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Doğru cevap A. Vatan ve Hürriyet. Yurtta sulh, cihanda sulh, Atatürk'ün yukarıdaki sözü, aşağıdakilerden hangisini benimsediğini gösterir? A. Savaşçı. B. Bencillik. C. Çıkarcı. D. Barışçı. Doğru cevap D. Barışçı. Atatürk 1932 yılında ABD'li bir generalle yaptığı bir görüşme sırasında Almanya'nın tüm Avrupa'yı işgal edebilecek bir orduyu kısa zamanda kurabileceğini ve 2. Dünya Savaşı'nın 1940 ila 1946 yılları arasında başlayabileceğini belirtmiştir. Yukarıdaki durum Atatürk'ün aşağıdaki kişisel özelliklerinden hangisini kanıtlar niteliktedir? A. İleri görüşlülük. B. Milliyetçilik. C. Kararlılık. D. Hoşgörülülük. Doğru cevap A. İleri görüşlülük. Mustafa Kemal'in mezun olduğu eğitim kurumları arasında 1. Selanik Askeri Rüşdiyesi, 2. Manastır Askeri İdadesi, 3. Selanik Mülkiye Rüşdiyesi okullarından hangisi yer alır? A. 1B, 1 ve 2C, 2 ve 3D, 1, 2 ve 3. Doğru cevap B. 1 ve 2. Atatürk'ün bizzat kendisinin kaleme aldığı eserlerin konuları arasında 1. Geometri, 2. Askeri eğitim, 3. Medeni bilgiler gibi alanlardan hangisi yer alır? A. 1B, 1 ve 2C, 1 ve 3D, 1, 2 ve 3. Doğru cevap D. 1, 2 ve 3. Atatürk'ün askeri görev nedeniyle bulunduğu yerler arasında 1. Suriye, 2. Makedonya, 3. Çanakkale, 4. Kafkas gibi yerlerin hangisi yer almaz? A. 1B, 2C, 3D, 4. Doğru cevap B. 2. Atatürk'ün Anıtkabir'in müze bölümünde sergilenen şahsi kütüphanesinde 3500'den fazla kitap bulunması, onun kişiliğinde hangi özelliğe işaret eden bir delil sayılabilir? A. Araştırmacı bir kişiliği olduğuna, B. İyi bir komutan olduğuna, C. Mezarının Anıtkabir'de bulunduğuna, D. Tarih bilimine önem verdiğine. Doğru cevap A. Araştırmacı bir kişiliği olduğuna. Mustafa Kemal Osmanlı Devleti'nin çöküşüne yol açan olayların yoğunlaştığı Rumeli'nin en önemli kenti Selanik'te büyüdü. Bölge farklı alanlarda komşu ülkelerden etkilenmekteydi. Hristiyan milletlerin Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmaları, büyük devletlerin yayılma politikaları en çok burada hissediliyordu. Bu durum Mustafa Kemal'i çok etkiliyordu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in çevresinde yaşanan olaylardan etkilenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır? A. Azınlıklara yeni haklar verilmesini istemesi. B. Ülke ile ilgili kararlar alırken daha gerçekçi ve daha sağduyulu hareket etmesi, C. Mali kalkınmaya önem vermesi, D. Padişahlığın devamını istemesi. Doğru cevap B. Ülke ile ilgili kararlar alırken daha gerçekçi ve daha sağduyulu hareket etmesi. 1. Manastır 2. Ankara 3. Selanik 4. İstanbul. Mustafa Kemal yukarıdakilerden hangisinde eğitim görmemiştir? A. 1B, 2C, 3D, 4. Doğru cevap B. 2. Farklı milletlerin bir arada yaşadığı yerde, yeni düşünce ve siyasi akımlarının çok yankı bulduğu politik bunalımların merkeziydi, eğitim ve kültürel faaliyetlerin geliştiği bir yerdi. Özellikleri verilen Atatürk'ün doğduğu şehir hangisidir? A. Sofya, B. Ankara, C. Selanik, D. Şam. Doğru cevap C. Selanik. Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kendisine sorulan "Sıradaki icraatınız ne olacak?" sorusuna "Maarif vekili olarak milli irfanı yükseltmeye çalışmak en büyük emelimdir" yanıtını vermiştir. Atatürk'ün bu yanıtı aşağıdaki alanlardan hangisine verdiği önemin kanıtıdır? A. İnkılapçılık, B. Sanat, C. Ekonomi, D. Eğitim. Doğru cevap D. Eğitim. Atatürk'ün, "Bizim akıl, mantık, zeka ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir" sözü, 1. Bilimsellik, 2. Vatanseverlik, 3. Gerçeklik gibi özelliklerinden hangilerini yansıtmaktadır? A. 1B, 2C, 1 ve 3D, 2 ve 3. Doğru cevap C. 1 ve 3. Osmanlı Devleti'nin çöküşünü engellemek amacıyla ortaya atılan düşünce akımlarından hangileri yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda etkili olmuştur? A. Osmanlıcılık ademi merkeziyetçilik, B. Türkçülük batıcılık, C. Batıcılık Osmanlıcılık, D. Türkçülük İslamcılık. Doğru cevap B. Türkçülük batıcılık. Mustafa Kemal yazdığı "Geometri" adlı eserle hangi bilimin gelişmesine katkı sağlamıştır? A. Felsefe, B. Tarih, C. Matematik, D. Askerlik. Doğru cevap C. Matematik. Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türkiye'nin kuruluşunu belgelere dayandırarak anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir? A. Medeni Bilgiler, B. Kumandan ile Hasbihal, C. Geometri Kitabı, D. Nutuk. Doğru cevap D. Nutuk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Online sınav ve Facebook grup linkimize açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz.